Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben sunucunuz Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda siz değerli izleyenlerimize akım korumalı prizin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle yapacağımız bu devrenin ne gibi bir koruma yapacağından bahsedelim. Bu devre şebeke dalgalanmalarındaki yüksek voltajdan, 3 fazlı sistemlerde nötr kopmasından kaynaklı oluşan yüksek voltajlardan ve bir de enerji nakil hatlarına düşen yıldırımların yüksek voltaj ve statik elektriğinden cihazlarımızı koruyacaktır. Yapıma geçmeden önce devrenin çalışma mantığı ve elemanlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, enerji girişindeki ilk malzememiz yani fazın olduğu yerde sigorta. Hızlı atması için yani devreyi koruması için cam sigorta tercih edeceğiz. Kullanacağımız cam sigorta küçük boylardan olması gerekiyor. Çünkü ona göre bir sigorta yuvamız var. İkinci malzememiz direnç ve bir üçüncü malzememiz de led. Sigortanın attığı durumlarda bize indikatör olarak yani bunun attığını gösteren bir malzeme olarak bize işimize yarayacak. Bundan sonraki malzememiz yabancı ismini şöyle söyleyeyim. Surge Arrester olarak yani akım kapanı, akım koruyucu olarak geçiyor. Elektrikçilerin kullandığı malzeme tabiriyle söylemek gerekirse parafudur olarak da geçmektedir. Malzememiz bu. Küçük bir malzeme. Gerçekten mucizeler yaratan bir malzeme. Özelliği şu şekilde arkadaşlar. 8/20 mikrosaniyelik süre içerisinde 2.5 kilo amperlik akımı üzerinde deşarj edebiliyor tam 10 sefer. 8/20 mikrosaniyelik 5 kilo amper elektriği bir sefer üzerinde deşarj edebiliyor. Özellikle bu statik elektrik olduğunda içinde 2 tane platin var. Diğer malzememiz varistör. Kullanacağımız varistör. Bununla ilgili daha önce diyotlarla ilgili video çekmiştik. Ayrıntılı oradan bilgi almak isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz. Hemen sağ üst köşeye link gelecek. 431 yani 430 voltluk bir varistör. Bu DC gerilim karşılığı. AC gerilim karşılığı 275 voltluk bir varistör. Kullanacağımız kondansatör filtre kondansatörü. Küçük parazitlerden koruyacaktır. Takacağımız cihazları. 220 nanofaradlık bir kondansatörümüz var. 400 voltluk. Ve hemen sonrası için de yine bir tane direnç ve bir tane ledimiz var. İkinci ledimizin devre üzerindeki görevi de sistemde enerji varsa ledimiz yanacaktır. Eğer ki ledimiz yanmıyorsa malzemelerden bir ya da birkaçı kısa devre olmuştur ve aynı zamanda sigorta da atmıştır. Sigorta atacağında dolayı da diğer ledimiz de zaten yanacaktır. Şimdi devre yapımına geçebiliriz. Devre yapımında kullanacağımız yerin genişliği, eni boyu, koyacağımız malzemelerin ebatları bizim için çok önemli. Çünkü 220 volt alternatif akım dolaşan bir devre olacak bunda. Ve bu biraz önce gösterdiğimiz malzemelerden bazıları kısa devre anında patlama yapacaktır. Küçük bir patlama. Onlardan dış ortamı korumamız, yani dış ortamdan saklamamız gerekmektedir. Yerimiz bu kadar. Normalde zaten kullanacağımız prizi özellikle bundan seçtik ki bu şekilde üzerinde düğme olmaya, yani düğmeli ve düğmesiz olaraktan modelleri var. Biz düğmesiz olanlarından tercih ettik. Arkasındaki alanı kullanabilmek için. Şuraya yerleştirmek için de kartımızı kestik. Bunun üzerine malzemelerimizi sığdıracağız. Devre şemamız zaten çok kolay olacağı için daha önce plaketin yani baskılı devrenin nasıl yapılacağı ile ilgili video çekmiştik. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen arkadaşlar sağ üst köşedeki tornavidanın üzerine denk gelecek. O çok önemli. Linki tıklayabilirler. Bant yöntemiyle yapacağız bunu. Çünkü devremiz çok basit. Bir tek faz ve nötrün hattını yapacağız. Eğer evinde asit vesaire, kalem, bant yani bunlarla uğraşmak istemiyorum, ben kazımak istiyorum diyen olursa plaketi sonuçta bakırını iki parçaya böleceğiz. Orta kısmını artık maket bıçağıyla mı, diremelle mi, neyle kesmek istiyorsa arkadaşlar onunla kesebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Biz burada asit yöntem ve bant kullanacağız. Şimdi o kısma geçelim.
Evet arkadaşlar, devremizi dizdik, prizimizin içerisine yerleştirdik ve şu an testini yapacağız. Enerjiyi veriyorum ve sarı ledimiz yandı. Şu an kamerada yarım sönüyor, 50 Hz'in titreşimini görüyoruz. Çünkü LED'e herhangi bir doğrultma devresi falan yapmadık. Direkt akımı düşürüp şebekeden gelen akımı direkt LED'e verdiğimiz için titreşim yapıyor. Şu an istediğimiz herhangi bir şeyi, yani korumak istediğimiz bir cihazı buna bağlayabiliriz. Korumak istediğimiz cihazların çekeceği yüke orantılı olarak da takacağımız sigortanın amperini değiştirmemiz gerekmektedir. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Eğer olur da sigortamız attıysa herhangi bir sebepten dolayı, yani cihazlara zarar gelecek veya işte cihazın yapması gereken korumalardan dolayı, bakalım nasıl bir tepki verecek, hemen onu görelim. Hemen sigortamızı söküyoruz. Sigorta ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Bu kolay sökülüp takılan bir sigorta. Şase tipi diye geçiyor. Bunun daha güvenli olanları var. Tornavida ile çevrili olanları. Eğer hani açık bir yerde kullanacaksanız çoluk çocuk kurcalamasın diye onlardan takmanızı tavsiye ederim. Ya da bunun üzerine bir koruyucu kapak çocuklardan korumak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da onun yerine komple cihazın içerisine koyabilirsiniz. Biz sadece bunu göstermek için sigortanın nasıl değiştirileceğini onun için yaptık. Evet, sigortayı çıkarttığımız zaman olması gerektiği gibi hata ışığı yandı. Şöyle kameraya doğru göstereyim. Enerji olduğunu gösteren ledimiz de yanıyor. Eğer bu prizimiz yüksek voltaj gibi bir nedenden dolayı içerisindeki koruma bölümünde kısa devre oluşmuşsa sarı ledimiz yanmayacaktır. Okey yazan, yani prizlere enerji geldiğini gösteren de aynı zamanda ledimiz. Şimdi tekrar sigortamızı takalım. Evet, prizden çektik. Sigortayı yerleştirdik içerisine. Tekrar söylüyorum, daha güvenli olmasını sağlayınız. Sadece gösterme amaçlıdır bu. Tekrar çalıştırdığımız zaman fault, yani hata ışığımız söndü. Ve okey ışığımız yanmaya başladı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için
abone olup videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın ve taklitlerimizden sakınınız. İzlediğiniz için teşekkürler.